Şimdi İngilizce, Türkçe konuşacağız. Tamam mı? Türkçe konuşacağız. Size sorum. Şimdi bütün gün biz dijital İpek Yolu, eski İpek Yolu, yeni İpek Yolu, İpek Yolu'nun yarattığı sınırlar ötesi yaratıcılık, internetin getirdiği globalizm falan bütün bu konuları konuştuk. Hatta en son konuştuğumuz modül ise sosyal girişimcilik ve de yani sosyal aktivizm dünya çapında. Ki bu anlattığınız konular, sizin düşündüğünüz konular da bunlara uyuyor zannediyorum. Onun için sizden şöyle bir 3-5 dakika, şöyle bir güzel bir vizyon alalım eğer isterseniz. Peki, teşekkürler. İyi günler hepinize Boston'dan. Şimdi çok kuş bakışı bakarsak dünya kabuk değiştiriyor. Yani tarihimizde 3-4 tane büyük önemli dönem var. Bir avcı toplayıcı dönemimiz var. 100 bin yıl kadar sürdü. Ondan sonra tarım dönemi 10 bin yıl kadar sürdü. Sanayi toplumu 300. Şimdi yepyeni adını henüz koyamadığımız, çünkü belirsizlik ve değişimle dolu bir dönem. Belki de adı belirsizlik ve değişim dönemi olmalı. Yepyeni bir dönemdeyiz. Tabii bu sancılı bir dönem. Her değişim sancılıdır. Ve bu sancılı dönemde dünya kabuk değiştirirken alışa geldiğimiz bütün kurumlar, demokrasi anlayışımızdan aileye, eğitime kadar hepsi çöküyor. Mesela evlilik kadar boşanma var. İşte demokrasi de İngiltere, Amerika'da savaşa gidiyor. Halbuki kendi halkları savaşa karşı. Bunun içinde gençlere düzen, alışa gelmiş düzen, bilgisayar başındaki gençlere apolitik diye bakıyor. Halbuki bence tam tersi. Gençler düzenin oyununu oynamamakla, düzeni gayri meşru kılmaktalar. Politik partilerle ilgilenmemekle, üye olmamakla, savaşa gitmek istememekle tam tersine düzeni gayri meşrulaştırıyorlar. Ve bunu özellikle birkaç yıldır İpek Yolu, yeni İpek Yolu adını dediğim internet üzerinden, sosyal medya üzerinden yapıyorlar. Ulusal bayraklarını, dinlerini arkada bırakarak yıllardır şimdi bu medya üzerinden, yani İpek Yolu üzerinden tanışıyorlar birbirleriyle. Ben kimim, şundan hoşlanıyorum, bundan hoşlanıyorum, sevdiğim müzik budur gibi bu yolculuğun ilk aşamasıydı. Bu yolculukta kadının çok tarihimizin, gene türümüzün tarihinde çok değişen bir rolü var. Çünkü avcı toplayıcı gene tarım vesaire sanayi kaba güce dayalıydı yaptığımız üretimler. İlk defa türümüzün tarihinde yeni teknoloji üzerinde kadına kapıları açan ve beynini çok daha verimli bir şekilde kullanabileceğini sağlayan yeni bir yol açılıyor. Bir de cinsel taciz tabii söz konusuydu. Öbür toplumlarda gene avcı toplayıcı sanayi sokakta. Şimdi masa başında, ekran başında kadın bu cinsel tacizden de daha uzak tabii ki. Şimdi bu yolculukta, yani bayrak ve dinlerimizi arkada bıraktığımız yolculukta yeni bir aşamaya geldik artık. Yani burada yeni ilişkiler kuruluyor. Yeni ilişkiler kurulan yeni ilişkiler üzerinden yeni örgütlenme anlayışları çıkıyor bir defa. Yani dikey yerine yatay bir örgütlenme biçimi başlıyor. Siyasi partiler yerine internet üzerinden yeni eylem ağları oluşturuluyor. Bireysel rekabet yerine topluca bir yaratım söz konusu. Bunlar hükümetler engel koymazsa, ki engel koymak istiyorlar çünkü tehdit altındalar bu yeni İpek Yolu'ndan. İşte Amerika'da SIPA mesela engellendi ama Kongre'de şimdi yeni bir şey var, öneri var gene bu İpek Yolu'nu engellemek için. Çin malum engelliyor, Türkiye yasaklarla dolu. Yani devlet gölge etmesin, başka ihsan istemez, yoksa bu değişiklik, bu dönüşüm çok daha sancılı olacak. Bir de son şunu eklemek istiyorum. Yine türümüzün tarihinde ilk defa yaşlılar gençlerden öğreniyor. Yani gençler dijital yerli, yaşlılar dijital göçmen. Bu da toplumdaki alışa gelmiş hiyerarşik anlayışını tabii ki bu da tırmış oluyor. Yani yeter ki gölge edilmesin bu İpek Yolu'na. Aşağı yukarı söyleyeceklerim bu kadar. Çok güzel özetlediniz. Teşekkür ederiz. Sizden önceki konuşmalarda da mesela Tülin Akın'ın çiftçilerin çocuklarından internet öğrenmesi filan, hep bunları zaten siz de şimdi doğruluyorsunuz demek ki. Onun söyledikleri de öyleydi. Bütün konuştuklarımızı çok güzel özetlediniz. Keşke yanımızda olabilseydiniz. Ama böylesi bile yeter bize.
Hani bir de Karen Lansell konuşmacılarımızdan bir tanesi, yüzünü gördüğün zaman daha iyi oluyor diyordu. Ki böyle yüz yüze Skype'da çok güzel oluyor. Siz beni görmüyorsunuz gerçi ama biz sizi görüyoruz. Sizi göremiyorum. Şimdi bir dileğim var benim de sizden. Bu Museum of Natural History'de New York'ta, American Museum of Natural History'de İpek Yolu yapılmıştı biliyorsunuz. İpek Yolu sergisi. Şimdi dileğim bu yeni İpek Yolu'nun bir sergisinin yapılması. New York'tan dünyaya tanıtılması. Okay, Mark, did you get that? He said that he wants a digital Silk Road exhibit because he also went and saw your exhibit. So I hope that one day you two can shake hands in real life rather than just on the digital Silk Road. An exhibition on the new Silk Road at the Museum of Natural History. So let's meet on the new Silk Road sometime at the museum. Maybe in Turkey. Maybe in Turkey. Why not, right? We can bring the Silk Road exhibit here. Yes, yes. So we can... We should bring your Silk Road exhibit here, and then we could also put the digital Silk Road on top of it, because it hasn't come to Turkey yet. It should come, right? We have museum friends among us, so they'll help us, I'm sure. How many of you are in the... We have some museum curators with us and so on, but maybe they left already, I don't know. But anyway, thank you for that. Thank you for joining us. Brilliant. Thank you very much. Peace, peace, and peace. Peace, peace, and peace. Okay. Bye-bye. Talk to you later. Bye.